Evinizdeki elektronik atölyesi Evde Elektronik'ten herkese merhabalar. Bu bölümde kanalın ilk kurulduğu günden beri hemen hemen her bölümde kendine yer bulmuş olan D3806 voltaj regülatörüne bir kasa tasarlıyoruz ve bunu çok fonksiyonlu bir masaüstü güç kaynağı haline getiriyoruz. İsterseniz hemen başlayalım. Eğer kanalımıza ilk kez konuk olduysanız, kanalımıza abone olabilir ve eski videolarımızı inceleyebilirsiniz. İlginizi çekebilecek birçok videomuz mevcut. D3806, girişteki voltajı isterseniz yükseltebilen, isterseniz düşürebilen, çift yönlü çalışan bir voltaj regülatörü. Dijital ekranı ve kontrol paneli sayesinde çıkışından istediğiniz voltajı alabiliyorsunuz ve devreye sağlanacak olan maksimum akım miktarını da belirleyebiliyorsunuz. Bu cihazla ilgili detaylı incelemeyi voltaj regülatörlerini incelediğimiz bölümde bulabilirsiniz. Bu cihazı uzun zamandır bu şekilde kutusuz kullanıyorum. Sizlerden de regülatöre bir kasa yapmam konusunda oldukça fazla istek aldım. İnternet üzerinde bir takım hazır modeller vardı ancak incelediğim zaman hiçbiri içime sinmedi. Ben de kendi kasamı kendim tasarlamaya karar verdim. Bu videoda sizleri detaya boğmamak açısından tasarımın tüm detaylarına yer vermeyeceğim. Yaptığım tasarımda temel amacım cihazın olabildiğince az yer kaplaması, çok fonksiyonlu olması ve şık bir görüntüye sahip olmasıydı. Bu regülatör doğrudan 220 voltluk şebeke akımına bağlanamadığı için ayrıca bir güç kaynağına ihtiyaç duyacağız. Bu 12 voltluk herhangi bir adaptör olabilir. Cihazdan yüksek miktarda akım çekebilmek için adaptörümüzün de amper değerinin biraz yüksek olması lazım. Bize 12 voltluk 5 ila 10 amper arasındaki bir adaptör yeterli olacaktır. Ben kullandığım metal kasalı adaptörü masamın arka kısmına sabitledim. Adaptörün çıkışına bir sigorta ekleyerek kısa devrelere karşı kendimi güvenceye aldım. Ben tasarladığım cihazın çok büyük olmasını istemediğim için bu güç kaynağını kasanın dışında bıraktım. Arka kısma bir soket yerleştirerek herhangi bir 12 voltluk adaptörle çalışabilmesini sağlayacağım. Tasarladığım kasanın daha kullanışlı olabilmesi için regülatörün kontrol panelinde de bir takım değişiklikler yapmam gerekti. Normalde doğrudan yukarıya bakan bu kontrol panelini 45 derecelik bir açıyla duracak şekilde yeniden ayarladım. Bunu yaparken zaten soketli olan kontrol paneline paneli istediğim açıda tutacak bir eklenti yaptım ve alt kısmına da yine soket takarak orijinal yerine taktım. Yapacağım tasarımın çok fonksiyonlu olmasını istediğimi söylemiştim. Masaüstü güç kaynağımızda aynı anda hem 12 volt hem ayarladığımız voltaj hem de 5 volt çıkışlar olmasını istiyorum. Ayrıca üzerindeki bir anahtar yardımıyla tüm gücü tek seferde kesip açabilmeliyim. Cihazımızın profesyonel bir görüntü kazanması ve bitmiş bir ürün gibi görünmesi için ekranı, butonları ve portları gösteren bir takım çıktılar alacağım ve bunları da cihazımızın üzerine yapıştıracağız. İsterseniz hemen kasanın tasarımını yapmış olduğum Tinkercad sitesine gidelim ve 3 boyutlu tasarımla ilgili birkaç noktaya değinelim. Kasayı tasarlamaya başlamadan önce ilk yaptığım şey, elimdeki voltaj regülatörünün tam ölçülerini almak ve buna birebir uyumlu bir model hazırlamak oldu. Böyle bir modelleme yapmak, kasayı tasarlarken boyutlandırma ve şekillendirme açısından oldukça faydalı oluyor. Regülatörü modelledikten sonra kasa tasarımına başladım. Öncelikle kafamda temel bir şekil belirledim. 45 derecelik açılı kısımda açma kapama anahtarı ve regülatörün kontrol paneli olacaktı. Bunun altında kalan kısımda ise 3 farklı voltaj için çıkış portları olacak. Ayrıca daha sonra ön panele yapıştıracağım çıktılar için de biraz girinti oluşturuyorum. Ön taraftaki çıkış portları için çok sık kullandığım pin header tipindeki soketlerden kullanacağım. Her bir voltaj çıkışına 5 farklı cihaz bağlanabilecek şekilde artı ve eksi kutupları bağlayacağım. Kasanın arka kısmına ise tüm sistemin gücünü alacağı 12 voltluk giriş için bir soket yeri açıyorum. Bu noktada oldukça yüksek miktarda akım çekebilen XT60 tipi bir soket kullanacağım. Bu arada bu tip güç soketleriyle ilgili de ayrıca bir bölüm hazırlayacağım. Cihazın üstünde ve yanlarında içeride hava akımı sağlayıp regülatörü soğutması için bir takım boşluklar oluşturdum. Evet, şu anda yaptığım tasarımın son halini görüyorsunuz. Bunu 3 boyutlu yazıda bastırırken en az miktarda destek kullanıp en güzel sonuca ulaşabilmek için 3 ayrı parça halinde yazdıracağım.
En alt taban parçasında regülatörlerin üzerine vidalanacağı çıkıntılar ve ayrıca bu alt kapağı kasaya monte etmek için de vida delikleri bulunuyor. Orta kısım dörtgen şeklinde sadece yan duvarlardan oluşuyor. Bunun iç kısmında alt taraftaki kapağı vidalamak için vidaların tutacağı bölümler de mevcut. Kasanın üst kapağını ise vidalamak yerine yapıştırıcıyla bir seferlik tutturacağım. Bu yüzden herhangi bir vidalama deliği oluşturmuyorum. Sonuç olarak elimizde bu şekilde küçük, kompakt bir masaüstü güç kaynağı oluyor. Evet arkadaşlar, kasamızın tasarımı bu şekildeydi. Şimdi isterseniz 3 boyutlu yazıcıdan almış olduğum çıktıya bir bakalım ve kasamızın montajına başlayalım. Üst kapak oldukça düzgün bir şekilde basılmış. Bunu yapıştırıcı yardımıyla orta kasaya tutturacağız. Kasamızın sol tarafında yuvarlak bir anahtar geçireceğimiz delik, yanında regülatörün kontrol paneline denk gelecek şekilde boşluklar, alt kısımda ise 3 farklı voltaj çıkışı vereceğimiz çıkış portlarımız var. Buralara elimde gördüğünüz pin header tipindeki soketleri monte edeceğiz. Kasanın arka kısmında ise XT60 tipi soket için hazırlamış olduğumuz boşluk var. Buraya da bu soketi yerleştireceğiz. Kasamızın alt tarafını sökülebilir bir kapak olarak tasarladım. Bunun üzerinde kullanacağımız regülatörleri vidalamak için vidalama çıkıntıları mevcut. Gördüğünüz gibi D3806 bu vidalama deliklerine tam olarak denk geliyor. Bu noktada regülatörle beraber gelen düz vidaları kullanacağım. Bu vidaların vidalama deliklerine daha kolay geçebilmeleri için üst kısımlarını birazcık genişletiyorum. Evet, şu anda regülatörümüzü kasamızın alt kapağına sabitledik. Kapağı yerine oturttuğumuz zaman kapağın altındaki vidalama deliklerinin tam olarak yerlerine denk geldiğini görüyorsunuz. Bunların bu şekilde denk gelebilmesi için baştaki ölçümlerin çok doğru bir şekilde yapılması gerekiyor. Bu vidalamalarda ağaç vidası kullanacağım. Ağaç vidasının ucunun ince olması ekstra bir genişletmeye gerek kalmadan doğrudan vidalama yapmamızı sağlıyor. Bu arada kasanın orta kısmı yazdırılırken baskı köşelerden biraz çekmiş, ancak kasanın genel tasarımında bir probleme yol açmadığı için bunu önemsemeyeceğim ve yeniden bastırmayacağım. Şimdi hemen kasanın üst kapağını monte edelim. Yapıştırma işlemi için 404 firmasının plastik çelik olarak adlandırdığı epoksi yapıştırıcıyı kullanacağım. Her iki maddeden de birebir oranda sıkıp iyice karıştırmamız gerekiyor. Elde ettiğim yapıştırıcıyı kapağın alt kısmına sürüyorum. Aynı şekilde güç girişimizdeki soketi de bu yapıştırıcıyla tutturacağım. Onun da etrafına bir miktar yapıştırıcı uyguluyorum. Soketi kasanın arkasına tam sıfır olacak şekilde yerleştiriyorum ve etrafına bir miktar daha yapıştırıcı uyguluyorum. Artan tüm yapıştırıcıyı kapağın etrafına sürdükten sonra kapağı yerine yerleştiriyorum ve etraftan taşan yapıştırıcıyı kağıt mendil kullanarak siliyorum. Bu epoksi yapıştırıcı 24 saat içinde donuyor. O yüzden yapıştırma esnasında çok da acele etmeye gerek yok. Rahatlıkla yerini ve duruşunu ayarladıktan sonra üzerine ağırlık koyarak 24 saat bekliyorum. Bu arada regülatörün kontrol panelindeki bir duruma göz atalım. Kontrol için kullanılan butonlar dijital ekrandan 1 cm kadar daha aşağıdalar. Bunların ekranla aynı seviyeye gelebilmesi için ya butonları daha uzun butonlarla değiştirecektim ya da üstlerine eklenti yapacaktım. Yine Tinkercad üzerinde tasarlayıp 3 boyutlu yazıcıdan çıktısını aldığım bu parçalarla butonların yüksekliğinin ekranla eşit olmasını sağladım. Bu parçaları butonların üzerine çok az bir miktar Japon yapıştırıcı kullanarak yapıştırdım. Bu şekilde gördüğünüz gibi butonlar hem ekranla hem de kasayla aynı seviyeye gelmiş oldu. Güç kaynağımızdan aynı anda hem ayarladığımız voltajı hem de 5 volt alabilmek için ikinci bir voltaj regülatörü daha kullanacağım. LM2596 isimli bu regülatör sadece voltaj düşürmeye yarıyor. Girişten alacağım 12 voltu bu regülatör yardımıyla 5 volta düşüreceğim ve 5 voltluk çıkış portuna bağlayacağım. Bu regülatör 3 ampere kadar çıkış sağlayabiliyor. Yerine monte etmeden önce regülatörün çıkış voltajını sabit 5 volta ayarlıyorum. Bunu da giriş kısmı D3806'nın girişiyle aynı yöne bakacak şekilde montaj deliklerine vidalıyorum. Şimdi kasanın ön kısmındaki çıkış portlarının hazırlığına başlayalım. Her bir port 5 farklı cihaza çıkış sağlayabilecek.
Bunu yapmak için her bir porta iki ayrı dişi pin header'ı kesip yan yana birleştireceğim. Sonuç bu şekilde olacak. Bu iki pin header'ı birbirine, aralarına çok az bir miktar Japon yapıştırıcı uygulayarak tutturuyorum. Lehim yaparken de aynı sıradaki bütün uçlar birbirlerine paralel olacak şekilde lehimliyorum. Sonuç bu şekilde oluyor. Çıkışlar üzerinde artı eksi kutuplarında birlik olması açısından artıyı sürekli sağ tarafa, eksiği ise sürekli sol tarafa denk gelecek şekilde ayarlıyorum. Çıkış portlarını yerlerine bir miktar Japon yapıştırıcı kullanarak tutturuyorum. Bu noktada yapıştırıcının soketlerin iç kısmına gitmemesine ayrıca özen göstermeliyiz. Şimdi açılıp kapanmayı sağlayacak olan anahtarın doğru uçlarına birer kablo lehimliyorum. Anahtarın hangi konumda hangi bacakları birleştirdiğini bilmiyorsanız eğer, bir multimetrenin süreklilik ölçümü yapan modunda anahtarın hangi durumunda hangi bacakların birleştiğini test ederek bulabilirsiniz. Artık cihazımızın ön paneline etiket olarak yapıştıracağımız çıktıları alabiliriz. PowerPoint'te cihazımızın tam ölçülerinde hazırladığım bu etiketleri mürekkep püskürtmeli bir yazıcıdan fotoğraf kağıdı üzerine bastırıyorum. Bu şekilde sert bir kağıda oldukça canlı renkler elde ediyoruz. Bu paneli tasarlarken de cihazın üzerindeki nesnelerin yerlerini çok iyi ölçmek gerekiyor. Aksi takdirde üst üste binmeyeceklerdir. Evet, aldığım çıktıyı görüyorsunuz. Eğer bu projeyi kendiniz de uygulamak isterseniz hem hazırladığım kasanın 3 boyutlu tasarım dosyasına hem de bu ön panelin dosyasına açıklamalar kısmındaki linkten ulaşabilirsiniz. Yaptığım kontrolde panelin yerine tam olarak uyduğunu görüyorum. Panel üzerindeki koyu mavi renkli kısımlar kesilerek çıkarılacak. Bunların ekran ve çıkış portları gibi dikdörtgen olanlarını maket bıçağı ve cetvel yardımıyla düz bir şekilde kesiyorum. Anahtarın gireceği yuvarlak kısmı ise makas yardımıyla kesiyorum. Bu noktada tam bir hassasiyet gerekmiyor. Çünkü anahtarın etrafında bu kısmı kapatacak olan bir çıkıntı var. Sadece anahtarın gövdesinin geçebileceği kadar bir delik açmak yeterli olacaktır. Panelimiz üzerindeki bütün delikleri açtıktan sonra çıktı aldığımız bu paneli koruması için panelin ön kısmına bir de asetat yapıştırmayı planlıyorum. Bu asetat da yine panelle aynı boyutta olmalı ve anahtar içinde delik açılmış olmalı. Bu şekilde bir çıktıyı etiket olarak kullanıp panele yapıştırma fikrini ilk kez deniyorum. O yüzden bir takım küçük hatalar da yaptım. Örneğin panelin dış hatlarını asetat üzerine aktarırken kalın uçlu bir kalem kullandım. Bu da panelin kenarını siyaha boyamasına sebep oldu. Asetatı kesip üzerindeki deliği de açtıktan sonra bunu panelin üzerine denk getiriyorum ve iki kenarından şeffaf bant ile tutturuyorum. Bunu sadece iki kenarından tutturarak da bir hata yaptım. Üstten ve alttan da şeffaf bantla boydan boya tutturmak panelin sağlamlığı açısından daha faydalı olacaktır. Evet, gördüğünüz gibi çıktıyı panele yerleştirdiğim zaman butonlar tam bir şekilde denk geliyor. Ancak bu şekilde butonlara basarken etiket iç kısma doğru bükülüyor. Hem bu durumun önüne geçmek hem de butonların basılma hissini daha iyi bir hale getirmek için butonların ön kısmına küçük süngerler yapıştıracağım. Elimdeki süngerler kendi üzerine gelen bir yapıştırıcıya sahipler. Uygun boyutlarda kestiğim süngerleri butonların ön kısmına yapıştırıyorum. Ayrıca butonların kendi etrafında dönmesini engellemek ve ön etikete güzelce yapışmasını sağlamak için de üzerlerine bir çift taraflı bant yapıştırıyorum. Panel etiketimizi kasaya yapıştırmak için de yine bu çift taraflı bantlardan faydalanıyorum. Etiketin paneli alt kısımda daha iyi tutunması için bir miktar Japon yapıştırıcı kullandım. Ancak bu noktada da hata yaptım. Japon yapıştırıcı alanın çok küçük olması sebebiyle burada iyi yapışma sağlayamadı. Daha sonra etiketi söküp bu noktalara da çift taraflı bant uyguladım. Üst panelin etiketlemesini bitirdikten sonra alt kısma geçiyorum. Bu kısımda da aynı şekilde fotoğraf kağıdının üzerine aynı şekilde delikleri olan asetat kaplama uyguluyorum. Asetatla fotoğraf kağıdını bu defa kenarlarına daha fazla şeffaf bant uygulayarak tutturuyorum. Bunu da yine çift taraflı bant kullanarak kasamıza yapıştırıyorum. Daha önceden kablo bağlantılarını yapmış olduğum anahtarı yerine oturtuyorum ve ön kısmın hazırlığını bitirmiş oluyorum. Artık kablolamaya geçebiliriz. Masamın arkasındaki 12 voltluk adaptörden gelen kablonun artı ve eksi yönlerine uygun olarak kasanın üzerindeki soketin de artı ve eksi bağlantılarını belirliyorum. Soketin sivri kısmı eksi, düz kısmı ise artı kutbunda.
Sokete bol miktarda lehim uygulayarak uygun kabloları lehimliyorum. Giriş soketinden gelen artı kutbu doğrudan açma kapama anahtarına ulaşıyor. Anahtardan gelen diğer kablo ise regülatörlerimizin artı girişine bağlanacak. Bu şekilde anahtar kapatıldığı zaman her 3 çıkıştaki elektrik de kesilmiş olacak. D3806 regülatörün üzerinde kabloları bağlayacağımız vidalı terminaller mevcut. Bunları aynı zamanda da dağıtım için kullanacağım. Yani hem 12 voltluk çıkış portuna gidecek olan kablo, hem 5 voltluk regülatöre giden artı kablosu, hem de anahtardan gelen artı kablosunu birleştirip regülatörün artı girişine bağlıyorum. Ayarlı ve 5 volt çıkış portlarının eksileri dışındaki tüm eksi kabloları birleştiriyorum ve bunları D3806 regülatörünün giriş kısmındaki eksi kısmına vidalıyorum. 5 voltluk çıkış portuna doğrudan küçük regülatörden almış olduğum çıkışları bağlıyorum. Ayarlı voltaj çıkış portuna ise D3806'nın çıkış kısmını bağlıyorum. Bu noktada yine çıkış portlarında artı kutbunun her zaman sağda kalmasına dikkat ediyorum. Tüm kablolamayı bitirdikten sonra cihazın güç bağlantısını yapıyorum ve ilk deneme için anahtarı açıyorum. Gördüğünüz gibi regülatör çalışıyor. Demek ki bütün bağlantıları doğru yaptık. İçeride birikmiş olan kabloları uygun bir şekilde toplayarak cihazın alt kapağını kapatıyorum. Butonların doğru bir şekilde bastığından ve her bir çıkış portundan istenilen voltajın alındığından emin olduktan sonra kasanın alt kapağını 4 adet ağaç vidası kullanarak kasaya vidalıyorum. Gördüğünüz gibi vidalar alt kapakta oluşturmuş olduğum boşluklara yerleşiyor ve alt kısım tamamen pürüzsüz bir hale geliyor. Evet arkadaşlar, şu anda tasarlamış olduğumuz masaüstü güç kaynağımız hazır. Butonların kullanım şekli ve verdiği hissiyat bence çok güzel oldu. Bu ayarlı güç kaynağını kullanırken 3 ayrı voltajı aynı anda alabileceğiz. Bağlantıları ucuna pin header bağladığımız krokodil kablolarla yapabileceğimiz gibi jumper kablolar aracılığıyla doğrudan breadboard üzerine de yapabiliriz. Yapmış olduğum tasarımı beğenmiş olduğunuzu umuyorum. Yalnız şu anda kasayla ilgili çok küçük bir eksiğimiz kaldı. Altı tamamen düz ve sert bir materyalden olduğu için butonlara basıldığı zaman kasa sağa sola kayabiliyor. Bunu kasanın alt kısmına kaydırma engelleyici bir şeyler yapıştırarak giderebiliriz. Bunun için piyasada kendinden yapışkanlı silikon yumuşak etiket tarzı şeyler var. Ancak ben bu malzemeyi şu anda bulamadığım için pencerelerde yalıtım için kullanılan bu yumuşak bandı deneyeceğim. Bunun da arka kısmı kendinden yapıştırıcılı. 4 küçük parça halinde kestiğim bu bantları, ikisi ön kısma yatay, ikisi ön kısma dikey olacak şekilde yapıştırıyorum. Bunlar yapısı dolayısıyla biraz sağa sola oynama eğilimi gösteriyorlardı. Bu şekilde hem ileri geri hem de sağa sola oynamayı en az miktara indirmiş oluyorum. Evet, gördüğünüz gibi cihazımızın son hali bu şekilde oldu. Alt kısma eklediğim bantlar tek elle tuşlara basıldığı zaman cihazın kaymasını oldukça iyi engelledi. Bu ekleme ile beraber bu bölümün de sonuna geldik. Umarım bu projemizi beğenmişsinizdir. Bölümün içinde de bahsettiğim gibi eğer siz de bu projeyi uygulamak isterseniz hem 3 boyutlu tasarım dosyasına hem de ön panel için kullandığım etiket dosyasına açıklamalar kısmındaki linkten ulaşabilirsiniz. Her zamanki gibi yorum ve fikirlerinizi bana yorumlar kısmından ulaştırabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşünceye kadar hoşça kalın.